güzel bir ruh hali değil mi şimdi, değil mi? Kazandığınız zaman herkes sizi çok seviyor. Evet. Kaybettiğiniz zaman nasıl saydırıyorlar, ne diyorlar? Yani orada şu pası niye atmadın, niye orada vurmadın? Herkes biliyor bu arada, herkes değil mi voleybolu bir anda? Aynen, bir anda bilmeye başlıyor yani. Yani acayip biz aslında bu an. Futbolcular için de aynı şey. Yani sporun bütün dağları, takım oyunları için aslında geçerli bu galiba. Evet. Ama peki sizi şey yapmıyor mu? Tuhaf hissettirmiyor mu? Yani şöyle bir duygunuz var mı? Kazandığımız sürece sevileceğiz. Aslında onu düşünerek oynamıyoruz bence. Yani hani başkaları bizi sevsin diye oynamıyoruz. Yani biz kendi işimiz olduğu için, yani voleybolu sevdiğimiz için oynadığımızda onu pek düşünmüyoruz. Ya o an sadece kazanmak için çıkıyoruz zaten sahaya. Kaybedince de tabii yorumlara takılıp üzülecek yaşı geçtik aslında yani. Hani o dönemleri de geçmemiz gerekiyor, alışmamız gerekiyor. O yaşlar hangi yaşlar? Yani... Şimdi bu yaşları geçtik diyorlar ya. Bir dakika, kimdi 2003 doğumlu olan? Ben. Sen dedim 2003 doğumlu, 2002, 2002 doğumlu. O yaşları geçmişler ama. Reşit oldunuz mu? Evet. Ben Ayşe. Hangi yaşlarda geçiliyor bunlar? Yani voleybol uzun senedir oynadığımız için 14 yaşından beri böyle milli takımlarda görev yapıyoruz. O yüzden artık yani tanıyorlar artık, biliyorlar. Yani ortamı insanı biraz daha görmeye başladıkça işte böyle o taraftarı veya işte o antrenörlerle olan diyaloğu falan. Ama ya aslında çoğumuz alıştık, sonuçta ağzı olan konuşuyor. Herkes kendini bildim zannettiği için ya da hani voleybolda pozisyonları bilen herhangi bir izleyici bile hani ben voleybolu biliyorum olarak kendine sürdürdüğü için artık alıştık, hani ağzımızı sadece yani gözümüzü kapatıyoruz, biz oyunumuza bakıyoruz zaten, olması gereken de o yani. Ya da yani mesela dışarıdan hani başkası bakan, izleyen bir insan, kimse bilmiyor ki orada biz ne hissediyoruz. Evet. Yani teknik açıdan tamam, hani belki bunu buraya atmalıydın, onu oradan vurmalıydın, herkes diyebiliyor ama orada nasıl heyecan yaşadığını ya da ne kadar baskı altında olduğunu kimse anlayamıyor. Tabii canım, ilişkilerimizi, antrenörlerle olan ilişkileri falan da kimse bilmiyor o sahada sonuçta. Hepimizde mikrofon yok ki kimin ne konuştuğu. Ya en basit mesela antrenörümüz bize işte atıyorum bir taktik, biz hep toplantı yapıyoruz. O toplantı üstüne mesela işte şu pası şöyle yapacağız, şu oyuncuyu şöyle rahatlatacağız diyor. Sonra oradan bilen bir kişi yazıyor ki sen neden bu pası ona attın? Halbuki bilmiyor ki taktik bu. Ya işte aslında bu sıkıntıyı antrenörlerimiz de yaşıyor. Yani onlar bize bir uyarıda bulunuyor aslında. Birbirimizi tanıyoruz, biz ne tepki vereceklerini biliyoruz az çok. Dışarıdan bu şey olarak algılanıyor. Hani çocuklara çok sert tepki veriyorsunuz, oynayamıyorlar, işte korkutuyorsunuz. Aslında biz onlarla yıllardır çalışıyoruz, biliyoruz hani ses tonlarından, mimiklerinden anlıyoruz aslında ama dışarıdan antrenöre de bir gelen bir tepki artık oluyor aslında. İlla konuşmalarına bile gerek yok hani. Bakışlarıyla bile anlıyoruz. Nasıl bakıyorlar şu cehennem ateşi gibi yanan bakışlar atıyorlar mı? Yani o zaman sadece onlarda değil ama bizde de öyle oluyor yani, biz de artık birbirimizi tanıdığımız için sahada tek bir bakıştan herkes kimin ne yapması gerektiğini falan biliyor zaten. Kaptanlık zor bir iş mi? Kaptan tabii ki çok zor. Ya öncelikle aslında ya milli takım forması giymek ayrı bir gurur ama hani onun üzerine bir de kaptanlık sorumluluğu eklenince bu ekstra bir hem bir sorumluluk hem bir gurur oluyor. Ama takım içindeki o oyuncularla antrenör arasındaki iletişimi sağlamak, aslında antrenöre gitmemesi gereken birçok konu yaşıyoruz biz takım içinde. Bir anlaşmazlık olur, biri bir şeyini unutur falan. Bunu ben antrenöre gitmeden nasıl halledebilirim diye en çok bunun için uğraşıyorum. Kaç yıldır kaptanlık yapıyorsun? Dördüncü yılımda. Dört yıl. Yani kaç yaşında oluyorsun? 14 yaşında kaptanlığa başladın. Aynen. İlk sene değildim. Ondan sonraki turnuvada ben kaptan oldum. Peki bu çok hani bir taraftan da çok çabuk geliştirici bir şey değil mi? Düşünsene, sübap görevi görüyorsun. Takımın içinde olanlar, antrenöre gidecek olanlar, gitmeyecek olanlar, aynen konular. Öyle. Sen kendi başına bazılarını hallediyorsun, bazılarını götürüyorsun. Evet. Bu çok erken yaşta yetişkin olmak anlamına gelmiyor mu? Öyle aslında. Ben bunu bu sene daha çok hissettim. Hani böyle geçmişe dönüp bakınca diyorum hani nasıl yapmışım. Antrenörler mesela takımda bir sıkıntı olur. Hani Çağla niye böyle oldu derlerdi. Ben üzülürdüm hani. Ben bir şey yapmadım ki derdim aslında. Ama onların sorumluluğu da bende. Yani hepsinin hatasını örtmem gerekiyor. Hani her şeylerini benim kapatmam gerekiyor onlara gitmeden önce. Bunu bu sene daha çok anladım. Yani sağ içinde antrenör Çağla, hani dışarıdaki staff dışında. Bir şey olduğunda hep onda yani olay. Aynı zamanda bir sayı kaybedip ya da alınca da onda. Maç kazanınca da onda, kaybedince de orada. Bayağı bir sorumluluk yükleniyor o açıdan. Peki o zaman ilk ağızdan her şeyi bilen hanımefendiye soralım. Çok böyle çekişme oluyor mu kızlar arasında? Aslında yani bu genelde voleybol kız takımlarında olur. Ama ne kadar nadir ki bizde yok bence. Çünkü
İçten içe belki ilk başta tanımıyorken olabilirdi ama ben hani herkesle ayrı ayrı diyaloğum olduğu için biliyorum. Hiç sanmıyorum yani. Yani yok diyebilirim kesinlikle. Böyle kıskançlıklar. Yani yok bence. Hiç ben rastlamadım. Çünkü mesela biz aynı mevkideyiz mesela. O atıyorum oynuyor sayı alıyor. Ben oynuyorum sayı alıyor. Biz birbirimize hep sarılırız, destek oluruz. Yani bunu ben aslında hani her rakibimde görmedim açıkçası ama hani bu sene böyle bir şey hiç olmadı. Şampiyon olduktan sonra da işte ben ağlamaya başladım. Sarılıp şey yaptık. Aynen yani öyle. Birlikte. Yani bunu yakalamak çok önemli. Aslında şampiyonluğu getiren birinci etken de bu bence. Bir dakika, olmayanlar da oluyor mu şampiyon olduktan sonra birbirine sarılıp ağlamayanlar da olabiliyor mu? Diğer takımlarda yani, görüyoruz böyle. Ya. Tabii canım. Aynen. Ya sarılıyordur ama mesela onun içten olup olmadığını anlarsın. Hani sarılayım, sarılırken. Sarılayım demiş aynen olmak için. Hani seninle de sarılayım hani. Sen de eksik aynen kalma demek için. Takım ne öğretti? Sana ne öğretti? Ya benim aslında kardeşim yok. Tek hı-hı çocuğum. Ama mesela biz genelde yaz aylarında hani turnuva oynuyoruz. Ve bunun öncesinde çok uzun bir kamp sürecine giriyoruz. Yani birlikte 3 ayımız, 4 ayımızın geçtiği zamanlar oluyor. Sabah akşam birlikte hani 15 kişiyle birlikte yaşamak. Ya ben biliyorum ki ben düşsem şurada beni kaldıracak 15 tane kardeşim oluyor. Aa, ne güzel bir şey bu. Bir de bu yaşta aslında ergenlikte bunu yaşıyor olmak. Hani o ergenliğin getirdiği bir takım sıkıntıları belki birlikte çözmeyi de getiriyor. Evet. Daha sağlıklı bir ergenlik dönemi de olabilir. Yani bu peki tek başına sizin yapabileceğiniz bir şey mi, onu söyleyeceğim. Yani aileler burada ne yapmalı? Ailelerin tavrı da çok önemli. Size nasıl destek oldular? Ya benim annem de babam da zaten daha önceden sporcuydu. Hı hı, ama hani sonuçta hani ben istedikten sonra aslında onlar hep destek oldu. Zaten çoğu kişinin olduğu gibi. Sporcu ailesi olmak da çok zor aslında. Sonuçta hem rekabet oluyor hem mesela en ufak bir sakatlık oluyor ve hani gözleri gibi baktığı çocukları hı hı acı çekiyor orada. Bunlar tabii artık büyüdükçe daha çok alışılmış hale geliyor. Hani artık olur geçer, daha iyisi nasıl olur vesaire gibi. İşin garip aslı şu ki biz oraya gittiğimizde hepimiz artık bazı şeyleri de öğrendiğimiz için ailelerle çok az iletişimde kalıyoruz. Çünkü tamamen odaklanmamız gerekiyor. Hani kazanıp kaybettiğimizde tabii ki de haber veriyoruz ama hani bizim ailemiz bambaşka bir yer oluyor aslında. Evet, annemiz babamız uzak da orada. Ama bizim ailemiz takım ve oradaki antrenör staff oluyor. Ama bu aileler için de büyük bir sınav anlamına gelmiyor mu? Evet ama öyle alışıyorlar zamanla. Ya onların duydukları gurur da zaten tabii evet ki anlatılamaz, tarif kaç edilemez. Kaç tane birincilik, şampiyonluk. Aynen. Yani hakikaten burada ben şimdi seyirciyi de meşgul etmek istemiyorum. Çünkü listelerce bu büyük bir gurur. Yani evet, hani sizin anneniz olmak isterdim düşününce. Yani çocuğu bu kadar evet büyük şampiyonluklar, birincilikler alan, değil mi, bir takımda oynayan yani birinin annesi olmak çok gurur verici. Evet ama mesela Şafak hocamız, bizim yapımcımız Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun iki tane oğlu var. O iki oğlanı ne kadar zor büyüttüğünü ben biliyorum yakinen. Çünkü evet basketbola gönül verdiler. Ve Şafak hoca hani bir şekilde onları ta gidiyor Zekeriya Köy'den alıyor, bilmem nereye antrenmana götürüyor. Evet. Oradan saatlerce trafikte geri götürüyor. Adamın hayatı parça, yani paramparça oldu onlara. Şimdi ebeveyn olmak da kolaydır. Siz şimdi bu yaşta gidip geliyorsunuz. Peki çocukluğunuzda? Tabii onlar benim hala öyle. Yani. Benimki onlardan biraz farklı. Ben 13 yaşında geldim. Antalya'da yaşıyor benim ailem. Ben tek başıma geldim buraya. İstanbul'da yaşıyorum tek başıma. 5 senedir. 13 yaşından evet beri Çağla tek başına mı yaşıyorsun? Evet. Nerede yaşadın 13 yaşında? Ya Galatasaray Spor Kulübü'ndeyim zaten. Oranın tesisinde kalıyordum. 3 sene kadar orada kaldım. Ya annem zaten o yaşta çocuğunu göndermek çok zor. Ben çok istiyorum diye. Çok, ve de güvendiği için kulüpteki herkese, o yüzden bıraktı beni. Ay ben hani kıyamam sana, biliyor musun? Yani peki ne hissettin 13 yaşında geldiğinde? Ya ben İstanbul'a sadece voleybol oynamak hı-hı istiyordum zaten. Hani tamamen ona odaklı olduğum için nerede olduğum, nasıl şartlarda olduğum pek önemli değildi. Savaşabilirdim yani, bunu biliyordum. O yüzden işte 3 sene kadar orada kaldım lojmanda. Hı-hı. Daha sonra eve çıktım. Şimdi tek başıma yaşıyorum. Sen ya annem gelip gidiyor, ablam ne kadar var zamandır tek başına yaşıyorsun? 2 sene oldu. 2 senedir. Ya 16 yaşından beri de evet tek baş. Helal sana. Ya benimki biraz daha farklı. Yani çok erken aslında başladı hı-hı benim için. Zorlar. Evet. Şimdi yani 14 yaşından itibaren takımı çekip çeviriyor. 16 yaşında tek başına eve çıkıyor. Vallahi her şey voleybol için, geleceğimiz için yani. Onu bildiğim için hep böyle istedim. Geleceğimiz dediniz şimdi. Aynen. Asıl konuya gelelim. Kaç yıllık geleceğiniz? Bu da şimdi öyle bir meslek ki, meslek diyeceğim artık buna, evet, meslek çünkü. Kaça kadar yaparsınız ki? 35 mi kaç? Yani her mevkiye ortalama göre değişiyor aslında. Ama ortalama evet bir 35. 35, 36. Veteran olup da sonra devam ettirebiliyorlar
fark etmiyor. Tamamen isteğe bağlı yani. Ama vücut bir süre sonra tabii artık eskisi gibi olmadığı için, biraz daha yaşlandıkça eski performansı alamadığı için yaş, yani biraz daha yaş ilerledikçe 30'dan sonra artık bırakan oluyor. Bir süre sonra voleybol sizi bırakıyor zaten. Aynen. Ya ne kadar aslında nankör bir şey. 30 ya 30 aynen. Ki normalde çok genç bir yaş ama 30'dan sonra voleybol için ve pek çok spor dalı için yaşlı olabiliyorsun. Sonra peki ikinci kariyer? Yani mesela okullar henüz daha... Evet, üniversite başlamadı ama okulların ne seçmeyi planlıyorsunuz? Hayaliniz var mı? İkinci bir kariyer, ikinci dağ deniyor ya şimdi. Hadi ilki bitti, sonra ne olacak? Çünkü ömürler uzuyor. İki ya da üç kariyer aşaması olabiliyor. Nereleri yazmak istersiniz? Üniversite sınavında nereleri kazanmak istersiniz? Yani, ben de Halis öğrencisiyim. 10. sınıfta okuyorum. Robert Kolej'ine gidiyorum. Ve hani önümde daha 2 yıllık bir süreç var hani bunu karar vermek için. Evet. Ama şu anda... Bir hayalin var mı? Gemi mühendisi olmak istiyorum. Vay! Evet. Çok güzel. Neden? Ya, denizleri seviyorum. Hı-hı. Yani ben Kalamış'ta oturuyorum ve hani önümüz, antrenman yaptığımız yer de öyle. Deniz. Yani canınız sıkıldığında, mutlu olduğunuzda gidip konuşabileceğiniz... Yani bir deniz var hani. Oraya gidip açılabilirsiniz. Yani yüzebilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz. Yani o sizi hep kabul eden bir yer. Ve... Yapıyor musun peki bunları? Yani canın sıkıldı, denizle konuşur musun? Evet. Ya. Severim yani. Anlatır mısın öyle denize? Dertlerini. Ya aslında öyle hani çok böyle büyük aman aman bir şeyim olmadı. Ama seviyorum yani. Ayrıca hani mühendislikte, yani şu an günümüz Türkiye'sinde bana hani iyi bir... imkanlar sağlayacak bir meslek. O yüzden gemi mühendisi olmak istiyorum. Geleceği de vardır. Bakmışsındır sen ona, değil mi? Böyle geleceği de olan bir meslek gibi. Yani İstanbul'da yaşayan bir insan için yani boğazlar malum. Tabii bir taraftan da şöyle bir şey de var tabii. Hani dua edelim de dünya ticareti yeniden bir ivme kazansın ki dünya ticaretinin ivme kazanması demek gemilerin yani limanlar arası ticaretin yük taşımacılığında artması ve gemiye olan talebinde artması demek. Dolayısıyla seni çok yakından ilgilendirecek yakın zamanda bütün bu veriler. Hayal var mı meslekle ilgili? Ya şöyle, şimdi voleybol oynuyoruz ama dediğiniz gibi hem belli bir yaşa kadar sürüyor hem de Allah korusun ama en ufak bir sakatlıkta sonuçta kariyerler de bitiriyor. O yüzden tek buna bağlı yaşamamak lazım. Biz çoğumuz zaten bunun bilincindeyiz. Ben hazırlık okuduğum için daha üniversite sınavına girmedim. Şu an 12'yim, bu yıl gireceğim. Yani voleybolda şu an en azından çok zorlanmadan yürütebileceğim bir mesleği şu an yapıp daha sonra voleybol bittikten sonra belki ikinci bir üniversite okumak isterim. Hayalim yani iç mimar olmak ben çok istiyorum. Benim babam da Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun. Biraz da el yeteneği olunca biraz sadece matematikte sorun yaşıyorum. Onu da bence halledersem. İç mimarlık çok isterim ben ama şu an voleybola geçmez. Matematikte niye sorun yaşıyorsun? Hocanı sevmemişsin. Hayır ya, aslında onunla çok bir alakası yok. Klasik ama. Ya hayır, bilmiyorum. Hani bazı insanların işte atıyorum sözeli çok kötü olur. İşte ezberi çok kötü olur. Bazılarının sadece dile kabiliyeti olur. Benim matematiğim çok kötü. Ben bir voleybolcunun çok matematikte kötü olabileceğine inanmıyorum. İlginç bir şekilde. O zaman türünün tek çok örneği. Analitik, çünkü voleybol aslında yani bu tür sporlar aslında analitik zekayı beraberinde getiren ve geliştiren sporlar evet, olduğu için. İşte. Ya da ben biraz kendi gözümde büyütüyorum yani. Hep böyle bir düşman gibi şey olduğum için o matematiği ama halledersem ben hiç mimarlık istiyorum. Şu anda voleybolla yürütürken yine medya okuyabilirim. Niye? Ne yaparsın medyada? Ya şöyle, şimdi medya derken BESTÜ'nün dışında da yine böyle voleybolla alakalı olabileceğim şeyler yapmak istiyorum. Çünkü voleybolu ben çok seviyorum. Hani oynayamasam da içinde olmak isterim o platformun. Öyle olduğum için ya spor yöneticiliği okuyabilirim belki ama medya olur işte atıyorum ne olabilir? Reklamcılık olabilir böyle. Yine voleybolla alakalı şeyler olabilir. Ya burada çok samimi bir soru soracağım. Şimdi alaylı olmak vardır, içinden gelmektir. Yani siz oyuncu olarak içinden geliyorsunuz. Tabii ki eğitimleriniz var. Bir de okullu olmak vardır, üniversite okumak. İşte futbol, sporla ilgili bir şeyler okudun diyelim ki. İçindeki o dinamikleri siz çok daha iyi biliyor olabilirsiniz okulunu okuyan birinden. Kimse yanlış anlamasın, kesinlikle okula karşı olarak demiyorum bunu ama ben de alaylı bir gazeteciyim. Ama içinden girerek çok daha
fazla şey bilinebiliyor. Hı hı. Bazen de o diploma çok da şart olmayabiliyor. Hı hı. Zaten o çevreyi edinmiş oluyorsun. Zaten onların içinde evet. pek çok şeyi görerek evet. büyüyorsun. Öyle olunca da hani acaba ya bu çok önemli mi? Mesela bir antrenör olsam hı hı. oyuncumun psikolojisini çok rahat anlarım. Çünkü o yollardan geçmiş olurum yani. Bu büyük bir avantaj olur. Düşünür müsün? Hani düşünüyorum tabii ki. Hı hı. Ben de hani voleybolu bıraktığımda yine voleybol hayatımda olsun isterim. Yani bırakmak istemem tamamen. Hiç hayat ne getirir bilmiyorum ama istiyorum tabii ki ben de. Yani yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi programdan önce kahve içer misiniz? Maça çıkmadan hemen kahve içerlermiş. Helal. Su almak odası varsa hiç. Kahve içer misiniz dedim. İstemiyorlar kesinlikle. Niye dedim? Dediler ki biz maça çıkmadan evvel kahvelerimizi içeriz mutlaka ama süt kullanmıyoruz. İşte bir saat öncesinden itibaren değil mi öyle? Evet. Ya da işte yoğurt. Çünkü o bizi mayıştırıyor işte. Ne dediniz? Kasları mı gevşetiyor? İşte ayran mesela uyku getirir. Süt biraz daha. Ayran bir de şişirir ya. Ayran evet, içip evet, içip olur. Maça çıkmak ne nasıl bir kafa? Ayran içtim maça çıktım ya. ama sonrasında çok rahatlatan bir şey. Sonrasında içiyoruz dediler. Bu bir. İkincisi bir anlaşma yaptık. Harika gidiyorsunuz kızlar. Sözünüzün eriymişsiniz. Sizi kutluyorum. Dediler ki biz şarkı marka söylemek istemiyoruz. Aşırı gerildik şu anda yani şarkı söyleyeceğiz diye. Dedim ki bir anlaşma yapalım. Dediler ki biz çok konuşacağız, söz veriyoruz. Ama bize şarkı söyletme. Tamam dedim. Siz çok konuşun, bakacağım performansınızı. Ona tamam, göre şarkı evet. söyletmeyeceğim. Bence çok iyi gidiyorlar Ceyhun, Ece ne dersiniz? Bak Ece çok çakalsın sen ya. Çakalmışsın ya. Ya baklava alalım mı bir hadi gel burada. Var mı baklavamız hazır mı? Bugüne kadar aldığın en ilginç iltifat ne? Üçüne birden soracağım. Bugüne kadar aldığınız en ilginç iltifat ne ayrı ayrı? Sosyal yani medyadan olabilir, yüz yüze olabilir. Ben bu Instagram'da DM'ler var ya, iltifat değil ama en azından yine garip bir olay. Evlenme teklifi ediyorlar Onu sanırım bir hesap hepimiz yapmış. Yani böyle mesela kendini çekiyorlar. Sonra işte sahip ya o çocuk oldukları gelin de şeyleri, sen reşitsin yani. Yani yok. Yok. Yani böyle işte sahip oldukları şeyleri çekiyorlar. Çünkü bazıları hani böyle para düşkünü oluyor ya işte. Ne yapıyorsun? İşte arabası falan varsa arabasını çekiyor. Sonra kendini aynen. çekiyor. Telefonu sana falan yolluyor. Çekiyor. Sonra DM'den video yolluyor. Benimle evlenir misin işte falan. Böyle şeyler falan söyleniyor. Halbuki ne gerek var yani. Ama üçünüz de o kadar güzel, o kadar su gibisiniz ki. Yani size aşık o kadar erkek vardır ki düşünebiliyorum bunu. Şimdi bir maçtan sonra DM'i açtınız. Soruyu daha soracağım. Siz düşünün bu arada. Bir maçtan sonra DM'i açtınız. Ortalama kaç tane mesaj düşmüş oluyor? Yani. Neye göre? Kaybedersek mi kazanırsak mı? Mesela? Kazandınız. Çok. Maçına göre çok. Değişir. Mesela milli takım turnuvalarından sonra çok fazla geliyor. Evet. Çok fazla kulüp geliyor. Kulüp taraftarları tarafından da geliyor. Bir daha de mı az tarafı? Oluyor kulüp maçı olursa? Ya milli takım olunca bütün yani tüm Türkiye halkı desteklediği için. Yani taraftar şeyi iyi kötü full geliyor için. Yani. Direkt. Evet. Peki aynen. kazanırsanız milli takımsa yağıyor. Kulüp takımı ise yine yağıyor. Bir tık daha az oluyor. Peki kaybederseniz? Mesaj yağıyor mu çok? Aslında kaybedersek öyle hani çok fazla yani bize direkt yazmıyorlar aslında evet. ama bir gönderi paylaşılıyor mesela bizimle ilgili. Onun altına yorumlara yazıyorlar. Mesela TVF'nin kendi Instagram official account'un altına yazılıyor yani hani normal sallıyorlar bildiğiniz. Ben bireysel olarak çok linç yediğim için böyle. Ne diye seni linç ediyorlar daha çok? Neyine kıllar ya kaybettiğinde? Şey falan ben şöyle bir çok kötü bir alışkanlığım var benim. Hani ben yorum okuyorum. Bundan vazgeçmem gerekiyor. Bunu da azalttım zaten. İlk mesela maçı aldık işte. Sonra Fransa'ya kaybettik biz. Öyle bir talihsiz olay oldu. Fransa'dan sonra ben tabii moraller bozuk falan. Paylaşıyor TVF'de iyisiyle kötüsüyle yani hem destek olmak için. Ben girdim böyle okuyorum. İşte diyorlar ki işte hani bu kız mı oynar falan filan. Sonra ödül aldım mesela. İşte başka ödül alacak biri mi yoktu falan böyle. Hani ağzına geleni de söyleyen var. Küfür eden de var.
Ama o kadar destekleyen de var yani. Ben çok şey yapmıyorum artık. Ama Türkiye Voleybol Federasyonu bunları takmıyordur ki zaten. Ya zaten çok böyle yani, bel altı konuşunca direkt yorum spamlanıyor. Ya bunlar aramızda en çok takılan kişi zaten. Evet, Lila. Niye takılıyorsun peki? Ben çok üzülüyorum aslında. Niye ya. Yani diyoruz okuma. Yani okuma. Ya evet, okumasın hiçbir şey katmıyor. Yani, acı seviyor musun? Böyle acı seven bir tarafın var mı? Çok seviyorum. Var bir damarın var mı yani böyle? Efkarlanma falan böyle bir. Tabii. Evet i̇şte, var. Tabii. Ama ondan değil yani, bilmiyorum. Ben üzülüyorum. İyi yorum alınca da mutlu oluyorum. Böyle mesela kaybettik falan işte Çağla'yla'yız. Ağlamaya başladım ben şimdi diyorum. Yorumlara bak işte diyorlar ki neden okuyorsun hani, neden okuyorsun? Zaten millet kıskanan oluyor, sevmeyeni oluyor, hak ettiğini düşünmeyeni oluyor. Zaten açık arıyorlar senin şey yapman için böyle. Bir kötü olmanı bekliyorlar. O fırsatı da bulunca hiç kaçırmıyorlar. O hesapların çoğu gerçek değil zaten. Fake hesaptan yazıyorlar. Bir dakika bunu biliyorsun. Bak böyle geldin. Takır tabii takır biliyorum. Bütün mantığıyla açıklıyorsun. Oraya geldin peki yani buna üzülmek o zaman. Burada bunu açıklayabiliyorsan orada üzülmek niye? Ya bilmiyorum işte. O da daha nasıl desem damarı var. Damarı olur. Böyle yani. Yani. Mesela biz Lila'yla aynı Fenerbahçe'de oynuyoruz ikimiz de. Ve hani maç kaybediyoruz. Gidiyor Fenerbahçe'nin altındaki yorumları da okuyor. Bu yüzden çok kavga ediyoruz onunla. Okuma diyorum, o okuyor. Okumamam lazım, evet yani. Peki, çok, aşırı güzel bir yorum gelince de çok mutlu oluyor musun? Tabii ki de çok mutlu oluyorum. İşte onun yani tersi aslında. İşte. Aslında onu görmek, istemek, belki öbürünü evet görünce de üzülmek. Evet, olabilir yani, bilmiyorum. Ama şey yapacağım yani sonuçta, zaman gelecek tribünden neler neler olacak yani, kafama şey yiyeceğim, küfür yiyeceğim, o olacak. Bak, atmak lazım. İpar'ın en başta dediği bir cümle var ya, daha tam programın tam başında böyle tak diye suratıma şöyle çarptı. Şey dedi ya, bana ne ya başkalarından, ben kendim voleybolu aynen seviyorum. Hı, voleybol öyle için varım dedi, işte seyirci şey taraftar için hı değil, voleybol için, orada o maçın o şey. Aslında belki de dışarıdaki gözün seni nasıl gördüğüyle çok ilgileniyorsun. Olabilir, bilmiyorum yani. Sonuçta onlar bana kesinlikle kötü deyince ben kötü de olmuyorum. Hı hı. Çok iyiydin deyince de çok iyi olmuyorum sonuçta. İşin aslını bilenler söyledikten sonra. Bak işin aslı orada, bak gördün. İşin aslı bu. İşin aslı, İşin aslı bu. Size laf söyletmem. İşin aslı bu. Vururum masaya yumruğumu. Yani. Çağla, aldığın en ilginç iltifat ne? Unuttuğumu sanmıştın değil mi Çağla? Yani. Baktın kadın yaşlı orada. Bu dedi unutur, bu unutur dedin. Ya, en ilginç iltifat... Bilmiyorum, genelde şey oluyor Instagram'da falan, sosyal medyada işte. Seni tanımadan bile nasıl bu kadar bağlanabiliyorum? Hani seni hiç, seni tanımadan, seni hiç tanımadan nasıl bu kadar aynen bağlanabiliyorum? Seni hiç tanımadan. Smaçlarına ay canım. Sırtlan diyor öyle. Bak Ceyhun diyor tam bir sırtlan yaklaşımı diyor. Adile Selam, Adil Yıldırım'a sırtlandık onun işi. Genelde hep böyle şeyler alıyorum iltifat üzerine yani. Neden? Hiçbirini tanımıyorum zaten, daha önce görmemişim. Çoğu seni da gerçek tanımadan hesaptır. Nasıl bu kadar bağlanabiliyor? Canım o soruyu kendine sorman gerekiyor. Bu kız nereden cevaplasın? Seninle alakalı bir durum. O ne bilsin yani nasıl bağlanabiliyorsan. İpar, senin aldığın en ilginç iltifat? Ben aslında iltifat deyince hep aklıma ilk annem geliyor. Annem güzel çiçeğim der bana. Benim ismim yani İpar bir çiçek ismi. Ne demek İpar? Evet evet onu soracaktım. Nasıl bir çiçek o? Papatya'ya benziyor aslında. Hı-hı. Dışı sarı, içi beyaz bir çiçek. Yüksek dağlarda yetişiyor. Pek bulunmuyor aslında ama koparsanız bile kokusu gitmediği için güzel kokan insanlara ipar deniyormuş. Annem de hep güzel çiçeğim der yani. Bu geldi aklıma iltifat deyince. Anneni mi özledin şu anda? Gözlerin mi doldu? Yok aslında yani. Akşam bir akşam. Böyle bir anlattı ki ben bir... Hayır böyle, böyle bir anlattı ki bir an böyle yükselmemiz gerekiyordu o esnada. Bence sen buradan çıkınca evine gittiğinde annene bir sarı. Akşam antrenman var zaten, eve gidecek. Antrenman sonra gideceğim zaten. Antrenmanlar kaç saat sürüyor? 2 saat. Fitness'a beraber 2-3 saat. Canınız buluyor. Çıkıyor mu? Çok yoruluyor musunuz? Evet. Biraz. Yoruluyoruz. Ama bünye bir süre sonra alışıyor yani. Ya ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Kaptanım. Yani, kaptanım 13 genelde yaşından beri yalnız kaptanım, kıyamam ben. Ne yersin ne içersin sen 5 yıldır? Ben hiçbir şey ayırt etmem aslında yemek konusunda. Böyle kendime şey yaptığım günler de olur. Hani bugün her şeyi yiyeceğim serbest ama bunu tabii haftada bir gün, 2 haftada bir gün falan yapıyorum. Onun dışında genelde 2 günde bir tavuk et tüketmeye çalışıyoruz. Hepimiz öyle aslında. Ha. Salata yoğunluklu bir tabak hazırlamaya çalışıyoruz ama bir süre sonra sıkıyor tabii. Yani böyle küçük küçük ödüller vermeye çalışıyoruz işte tatlılar falan. Seviyor musun tatlı? Ben çok severim. Tatlı. Hepimiz çok seviyoruz galiba. Tatlı. Evet.
ne kadarlık izin var bir hafta içinde, ne kadarlık tatlı yeme izni onu var. Onu kendimiz belirliyoruz aslında. Hani biri yemeyin, etmeyin. Yani şimdi mesela şu anda seyircileri, seyirciler şunu geçiriyorlar kafasından. Ya ne var ki zaten günde 3 saat antrenman yapan siz 3 kilo tatlı yeseniz ne olur diyorlardır. Öyle bir şey yok. Yani profesyonel olmak isteyince öyle olmuyor çünkü. Şey kafasında değiliz hani biz bunu yeriz zaten bunu yakarız. O yüzden bunu yiyeyim olmuyor. Sonuçta antrenmandan önce senin belli bir karbonhidrat, protein eşit ağırlıklı olan bir tabak yemen lazım ki sen antrenmanda da o gücü bir yerden al sonuçta. Yani bunun kilo verip kilo almayla çok bir alakası yok aslında. Daha çok kaslara çalışmayı yapıyoruz biz. Kaslar çok önemli oluyor çünkü. Sadece kiloyla da alakası yok bence. Evet, Liran dediği doğru ama mesela bizim yağ oranlarımız ölçülüyor. Kas oranlarımız ölçülüyor. İşte su miktarı ölçülüyor. Bunların vücudunda belli bir oranda olması gerekiyor ki sen o 3 saatlik antrenmanda full performans gösterebiliyor ol. Tabii su da önemli. Su azsa mesela o performans da zor çıkabilir. Evet. Çok içmeniz gerekiyor mu suyu yani belli bir miktar? Hatta tabii bize ki. Her milli takımda şey yapıyorlar. Bir seminer hazırlanıyor milli takımın diyetisyeniyle birlikte. Normal bir sporcunun mesela biz yurt dışına gidiyoruz. Bizle gelemiyor ama orada nasıl beslenmemiz gerektiğini, ne kadar su içmemiz gerektiğini her şeyi 2 saat yakın bir seminerde bize anlatıyor her milli kamp başında. Diyor işte mesela şeyi öğrendik. Eğer günde belli bir su içmen gerekiyor. Onu yeteri kadar içmezsen vücut kendini aç hissettiriyor ve sen yemek yiyorsun. Halbuki o senin o su ihtiyacın. Yani onu su ihtiyacı. Vücut yanlış anlıyor. Evet. Beyni yanlış gidiyor. Ya da mesela bizim bir anda böyle hani oturup bir litre su içmek yerine mesela az az ama sık aralıklarla hani içmemizi tavsiye ediyorlar. Evet. Ha öyle mi o? Evet. Az az sık. Ben çünkü oturup bir litre su içiyorum hani görev olarak. O da olur ya fark etmez o da ama hani şey değil yani bütün gün su içmemişsin akşam gelmişsin ben bugün şu suyu içmedim bir içeyim deyip yapman hiçbir işe yaramaz. Ya bir de hani öyle kritik yaşlarda takım oyunu içinde yer alıyorsunuz ki tam böyle kişiliğinizin oturmaya başladığı, ergenliğinizin geliştiği böyle yaşlarda siz bir takımın içindesiniz. Yeri geliyor antrenör herkesin ortasında bağırabiliyor. Bunu nasıl kendi içinizde dengeye oturtuyorsunuz? Ne bileyim hani o yaştaki çocuklar bu yaşta bile hepimiz için geçerlidir. Yaşımız kaç olursa olsun hani herkesin ortasında azarlanmak. Ya da kutlanmak ya da işte orada hatalarının herkesin önünde söyleniyor olması. Koskocaman bir salonun içinde bile bunu görüyor olmak, seyircinin gözü önünde bile. Bu nasıl etkiledi sizi çocuklukta ve şu anda bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Yani ben şey yapayım başlayayım. Benim küçüklükten beri zaten yapım çok kırılgan ben, çok alıngan oluyordum böyle. Mesela işte antrenörüm, kulüp antrenörüm, aynı zamanda milli takımına yardımcı antrenörü Emre Hoca. Emre mesela bana kızdığında ben direkt ağlamaya başlıyordum ama hani kızmıyor aslında yani orada beni uyarıyor ya da şunu şöyle yap diyor. Tabii zamanla bunlara alışıyor insan sonuçta dediğiniz gibi yeri gelecek kızacak, yeri gelecek sevinecek. Çünkü bazen sen o hatayı zaten antrenörün sana öyle yapmadan, bağırmadan sen bazen silkelenemiyorsun. Çünkü öyle bir stres oluyor ki sen kendini herkese kapatıyorsun. Orada bir sinyal vermesi gerekiyor. Bazen bu bağırmak olur. Ya oyuncudan oyuncuya göre değişiyor. Kimi gerçekten kaldıramaz o stresi. Bağırmak yerine onu daha çok pohpollamak, hadi yaparsın tarzında şey olur. Ben mesela kişisel olarak ben biraz daha böyle bağırınca daha iyi silkeleniyorum. Daha çok hırslı oluyorum bana kızılınca. Oyuncudan oyuncuya değişiyor o yüzden. Sana kızılınca sen hırslanıyor musun, kırılıyor musun? O kırılıyor. Güzel yani çiçeğim. Eskiden, kırılır o. Eskiden yani çok kırılıyordum, üzülüyordum hani böyle niye bu hatayı yaptım, takılıyordum. Ama yani belki de birazcık büyüdüm hani bilmiyorum ama şu anda mesela hani onu düzeltmem için söylediğini aslında hani orada yani ne benim karakterime bir şey söylüyor ne başka bir şey söylüyor. Yani orada oyun içerisinde tekniğimi hani bunu böyle yapsan daha iyi olur demeye çalışıyor. Yani bunu öğrendikten sonra birazcık daha iyi şu anda. Ben de aslında ilk başlarda kırılanlardandım. Hatta geçen seneye kadar falan kırılırdım böyle. O anda kendimi kapatıyordum. Ama daha sonra fark ettim ki hani benim iyiliğim için söylenen şeyler aslında beni kendime getiriyor. Hani bunu kendim gördüm, kendim yaşadım. Hatta bazen bağırılarda eve giderdim, üzülür ağlardım ama sahada hiç kendimi belli etmezdim üzüldüğümü. Bunu yavaş yavaş açtım artık. Böyle ben de hırslananlardanım yani bağırıldığında. Ama şimdi artık o kadar takmamayı öğrendim. Evet yani o an dinliyorum sadece. Yani kendimi kapatmıyorum. Aa bana bağırıyor demiyorum. Oradan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Yani. Ya bütün bunları niye soruyorum biliyor musunuz? Aynı zamanda hani hayata karşı güçlü hale getiren kriter, yani şeyler ya olaylar ya bütün bunlar hepsi.
Onun için belki de çok değerli. Hani ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri, takım oyunları, takım sporları. Belki bu açılardan da çok değerli çocuğun kişisel gelişimi. Aynen. Mesela bizim birçoğumuzun arkadaşları, girdiğimiz ortamlar, yani böyle beraber vakit geçirdiğimiz tüm insanlar voleybol sayesinde oldu. Yani bu okulda tabii ki ama voleybol arkadaşlığı daha böyle aile gibi oluyor takım içinde. Onun çok büyük etkeni var yani. Belki hayattaki zorluklar hani yani böyle birazcık daha erkenden tanışmaya başlıyoruz. Çünkü o sahaya girdiğimizde hani iyi oynamak zorundasın. Yani başkasıyla da çekişiyorsun. Çünkü yanındaki adam da iyi oynamaya çalışıyor. Hı-hı. Sen de iyi oynamaya çalışıyorsun. Onun saha dışında ne kadar seversen sev, saha içerisinde o rekabet her zaman oluyor yani. Herkes birbirini yukarı çekmeye çalışıyor. Herkes iyi oynadıkça bir tık yukarı çıkıyorsunuz. Hı-hı. Şeye dikkat ettim, tırnaklarınıza dikkat ettim. Oje var değil mi? Aynen. Vakit ayırabiliyorsunuz yani bu tür şeylere, bakımlara. Evet yani. Hem okul hem antrenmanlar, maçlar. Çünkü hani kırılabilir çok rahat maçlar. Tabii biz de öğlen çok fazla uzatamıyoruz. Hı-hı. Ama tabii ki bakıyoruz yani. Ben hayır, hı-hı, kendimden utandım sizin tırnaklarınıza bakınca. Çünkü ben 2 yıl öncesine kadar hiç oje sürmemiş bir kadınım. Habercilikten geldiğim için. Böyle hep kırılırdı o şeylerin daktilo dönemleri, hı-hı, bilgisayar dönemleri falan. Şimdi bakınca aslında sürülebiliyor yani, gayet de şık olunabiliyormuş. Biz bahaneler üretmişiz diye düşünüyorum. Bir baklava daha alalım mı acaba? Çorapla uyuduğun oluyor mu? Oluyor. 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 Oluyor mu? Oluyor. Bu da soru ilginç yani. Çorapla bunu merak etmişler. Çorap... Kışın ışıyor ayaklarım, uyuyayım. Bu arada kışın ayak üşüyünce çorap giyince daha kolay uyumuyor mu? Isındığı için. Ben bazen uykumda zaten böyle sıcaklayıp çıkarıp atıyorum falan böyle. Sabah bir bakıyorum yine üşüyor falan. Şu şampiyon olduğunuz maçın son sahnelerine bir bakalım mı? Aynen. Bir de bir bakalım mı? Hani DM'nize milyonlarca mesajın geldiği. Hepimizin sahaya koştuğu. Bir dakika, hanginizsiniz bu arada? Koşan benim. Hangisi? Ağlayarak koşan benim. Pas atan sensin, bir dakika. Bu vuran benim. Şu an tamam, koşuyorum mesela. Orada yerde. Sen sürekli koşuyorsun. Ben atmam lazım olursa o şey için. Ben koşuyorum ben, evet. Seni orada herkes değil, ortaya koşuyordu, ben aradayım. Aradasın arada, sen. Evet. Tamam, sen de pas atıyorsun. Yok, ben atıyorum. Aynen. Sayıyı alıyorsun. Ben vuruyorum. Ay. Tekrar o hisler geldi. Evet, şu an. Tekrar hislendiniz valla. Evet. Hislenin ama hak ediyorsunuz sonuna kadar. Yani bir daha olsa bir daha o anı yaşamak, hmm, ben çok isterdim. Biz tam aslında her izlediğimizde yaşıyoruz evet, biraz daha. Evet. Bir şekilde peki öyle durumlarda böyle sarılacak birini aradığınız oluyor. Yani biri olsa da elimle altı sarılsa. Kesinlikle o zaten. Ben koştum işte, zaten bir baktım herkes sarılmış, ben kaldım böyle. O anı hiç şey yapmadım, yadırgamadım, direkt sarıldım. O an aklındaki tek şey birine sarılmak. Aynen. Yani. Bir de yani mesela ben kişisel olarak bizim totemimiz var. Yani bizim liberomuz işte, hı-hı, forması farklı olan küçük infancıklıyım. Gülce, biz aynı takımda oynuyoruz ve hani her şampiyon olduğumuzda işte Fenerbahçe'de, Yıldız'da, Genç'te hep o benim kucağıma atlar mesela. Bu milli takımda da biz birlikte oynuyoruz. Orada da yani şampiyon olduk, son sayı aldık, o geldi kucağıma atladı. Ben aramadım yani onu. Hep böyle belli bir seviye sonra hani standart oldu o. Böyle beraber peki kamplarda beraber kaldığınız zamanlarda 2-2 mi kalıyorsunuz? Evet. En çok kim kimle kalıyor? Antrenör belirliyor aynen, yani. Ama öyle değişiyor. Evet. Öyle hani fix. Herkes. Çünkü biz fix kampa, ekürü yok yani. Benim. Aynen, bizim kadromuz 12 kişi. Yani ama kampa biz 22 kişi başlıyoruz. Hatta daha fazla bazen. O zaman karıştırıyorlar hani ikişer ikişer. Yani ne zaman mesela ben diyelim biriyle kalıyorum. Ben ya da o yanımda kaldığım kişi elendi. O zaman diğer elenen kişi yalnız kalanla beni eşliyor. Öyle kalmaya devam ediyoruz ama zaten... Çok hani herkes ikişer ikişer odada kalmıyor. Herkes birbirinin odasına girip çıkıyor. Yani hep birlikte vakit geçiriyoruz. Evet, evet. Kaçta uyumanız gerekiyor? Yani bu sene böyle bir şeyimiz yoktu aslında. Ha, ya herkes biliyordu. Yani herkesin aynen, şimdi kendi şeyi var, düzeni var yani. Hani. Biyolojik saati. Aynen. Doğru. Bazen uyuyamıyoruz. Bazen çok erken uyuyoruz. Öyle karışmıyorlar tabii ama ses olduğunda belli bir saatten sonra artık gülüşme sesleri falan, ışıklar açık olduğunda tabii ki bir uyarı geliyor yani. Ben yatılı okul gibi. Yani evet, çok evet. Hani yatın artık diye. Bu bisikletler, bisiklete bineniniz var mı? Hepimiz.
Ha, hepiniz biniyorsunuz. Evet. Bayağı böyle spor olarak yapıyor musunuz? Zevk için mi? Küçüklüğümden beri ben çok severim. Ben antrenmana bisikletle gidip geliyorum. Vay. Biz de. Şehir trafiğinde kullanıyorsunuz. Aynen. Zorlanıyor musunuz? Sadece bazen antrenmandan çok yorgun olunca, bir de bisiklet sürünce bacaklarım benim biraz çok ağrıyor, kasılmalar oluyor, o kadar. Trafikte karşılaştığınız bir negatif olay oluyor mu? Yani Türkiye'deki, yani daha doğrusu İstanbul'da arabalar çok saygı duymuyor böyle bisikletlere. Sürücülere hiç saygı duyulmuyor. Bisiklet yollarına park ediyorlar. Evet, bisiklet yollarının çoğu yarısı zaten sıkıştırıyorlar. Yani şöyle bir şey, hani buradan hakikaten yetkililere bir şey söylemek, bir şu düzeltilsin diye bir şey söylemek isterseniz bisikletle ilgili ne söylersiniz? Ne istersiniz? Yani bir kere daha çok bisiklet yolu yapılmalı bence. Çok az var yani. Ve bir kural gelmeli bence. Gerçekten arabalar hiç bisikletleri kale almıyorlar çünkü. Yani hani toplu taşıma, yani taşıma aracı olarak bile görmüyorlar onları. Hani bu yaya şey var ya, hani bir yaya yola indiğinde araba yol vermek zorunda. Aynısı evet. Bisikletlere de yapılmalı bence kesinlikle. Aynen, kesinlikle. Yani ilk hak bisiklet olmalı. Çünkü araç zaten bu kadar ve sen bisikletle bu kadarsın. O da seni bir de sıkıştırınca senin gidecek yolun kalmıyor. Kazalar çok oluyor böylece. Bir de çok korna çalma olayı oluyor onlara. Yani önden gidiyorlar. Hız yapmak isteyen araç bisikletin gittiği hızı saygı duymayıp geçmeye çalışıyor, kesmeye çalışıyor. Ya o yüzden bence kesinlikle daha çok bisiklet yolu yapılmalı ve araçların ciddi bir şekilde saygı duymaya başlaması lazım sürücülerin, bisikletçilere. Biz de işte bu yılı bisiklet teması yaptık stüdyomuzda böyle. Çünkü Umut, Umut'a ses ol hashtag ile böyle bir kampanya başlattık. Hem 19 yaşında evine giderken Ankara'da Eryaman'da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucunda hayatını kaybeden Umut'u yaşatmak istedik burada. Bütün bisiklet sürücülerini Umut nezdinde. Hem de yine hem kendi programımız hem de Umut için bir orman Silivri'de kuruyoruz şimdi. Umut'a ses ol diyerek kuruyoruz. Bağışlarınızı Çekül üzerinden bizim ormanımızla Aslı Şafak'la İşin Aslı diye girerseniz Çekül'de de görürsünüz zaten. Linklerde, profillerimizde var sosyal medyada. Oradan da girebilirsiniz. Bir fidan 13 lira sadece. Öyle çok önemli bir miktar değil. Bir fidan bile bağışlasanız bu. En azından bu kadar orman yangını, bırakın bisikleti, bu kadar orman yangının olduğu bir memleket için bile çok büyük fayda. Ama bisiklete gelince de tabii ki bırakmayın. Çünkü ben şöyle görüyorum bisikleti. Hepimiz çocukken bisikletimiz olsun diye ne kadar hani istedik, yalvardık ailelerimize. Evet. Ben öyleydim. Oluyor. Birileri bize onu öğretiyor. Çocukluk hayalimiz. Sonra da ilk büyüyüp de böyle altımıza arabaları çekince de ilk ihanet ettiğimiz kendi çocukluğumuz oluyor. O açıdan da yani ilk hani kenara sıkıştırdığımız da kendi çocukluğumuz oluyor. İlk işte önüne kırdığımız da kendi çocukluğumuz oluyor. Bu da tabii ki büyük bir çelişki, büyük bir ihanet gibi geliyor. Umarız hani buradan da ses olabiliriz. Buradan da yetkililer bir şeyler duyuyorlardır diye düşünüyoruz. İlk ihanetiniz ne diye soracağım büyüyünce. Büyüyünce çocukluğunuzda ilk ihanetiniz ne? Yani ben oyuncaklarımı vermiştim ama hani ihtiyaç sahiplerine vermiştim. O yüzden ben onu ihanet olarak algılamıyorum ama yine çok sevdiğim... Kaç yaşındaydın? Yani 7 yaşında falandım. Artık çok oynamıyordum böyle. Sadece bir tane çok sarılarak uyuduğum bir oyuncağım vardı. Sadece o kaldı, bebeklik oyuncağım. Onun dışında hepsini ben verdim. Sadece onlar vardır. Onları ihanet olarak algılamıyorum. Onun dışında yoktur herhalde. Süresi bitiyor. Değil mi? Hayatımıza geliyorlar. Ben peluş oyuncaklar. Çok bağlıcıydım bir ara. Onları da verdim. Hmm. Bir ara artık onların saçlarını kesiyordum ben böyle sıkılıp. Neden biraz... bir dakika? Şeydi hani... Yüzlerinden özellikle eğer reklama giriyorsa çok özür diliyoruz ama ona başka türlü bir isim veremiyoruz. O hani 90-60-90 ölçülerinde olan küçük... Kız çocuk sarı saçlı, renkli gözlü falan olan oyuncaklar var ya, B ile başlayan, onlardan bahsediyoruz. Eğer biplenilerse önceki konuşmalarımızı, onlardan bahsediyoruz. Onları da bir ara çok hani cinsiyetçi, hani çok fazla kızlara şey kötü örnek oluyor diye. Niye kestin saçlarını? Sıkılmıştım. Ha, ondan acaba. Ama söylediğin şey çok doğru yani. Çoğu insan onları rol model olarak alıyor. Ve o bebekler yüzünden çoğu insanın kendine olan özgüveni şey oluyor. Çünkü o kadar çok göz önünde tutuluyor ki hani
ona benzeyeyim, ona benzeyeyim diye hem kendinden vazgeçiyorlar. Ya belli bir güzellik algısına kendilerini atıyor. Evet. Yani o 90-60-90 dediğiniz de mesela yani. Tüm barbilerin yüzü de aynı. Herkes barbi gibi olmak zorunda değil ki yani. Herkes renkli gözlü olmak zorunda değil ya da sarı saçlı olmak zorunda da değil. Evet. Uzun saçlı, güzel fizikli. Yani neye göre, kime göre çok göreceli bir kavram. Kesinlikle. Çoğu insan da ona benzetildiği için, şey yaptığı için kendinden çok uzaklaşmaya başlıyor. Ben de herhalde öyle sıkılıp kestim saçlarını böyle. İlk ihanet? Benim de yani hiç oyuncaklarım benim hep kuzenlerime falan giderdi. Yani hala duruyordur hep büyük bir aile olduğumuz için ama böyle bir ihanet durumu yani çocuklukta. Çocukluktaki ilk inanca ya da işte ilk oyuna bir şeye. Yani aslında kıyafetlerimi çok severdim. O kıyafetlerimi daha sonra hiç böyle umursamadım, takmadım. Hatta annem saklıyordu. Küçükken şey demiştim, artık bunları istemiyorum falan. Şimdi olsa saklarım yani. Onlar olabilir belki. Ben de aynı şey diyebilirim. Kıyafetlerim. Böyle hiç istemediğim, aslında eskiden çok sevdiğim böyle pırıltılı elbiselerim vardı. Sonra bir gün dedim, anne işte ben büyüdüm, istemiyorum bunları, verelim. Belki o olabilir. Peki özel hayatınızda da yani bu formalar olmadığı zaman da sade misiniz? Bir sporcu gibi mi giyinirsiniz? Yok. Bizim benzer bir aslında birazcık Layla. Nasıl? Ne? Şeyler mi böyle? Yani aslında payetler, pullar. Yok, spor şık. Değil mi? Aynen spor yani işte şey kafasında değiliz işte hani yok şöyle olsun topuklu giyelim. Bu böyle değil ama işte mesela basic bir beyaz tişört, üstüne bir jean. Bir kolye, bir küpe, biraz takı şey takı var. Takı çok düşkünlüğü var bizde. Ama evet belli. Bayağı takıyorsunuz. Evet. Bakayım bilekleri. Ben de var. Ben çıkardım şimdi. Genelde ip takıyoruz. Şey, voleybol oynarken çok hani rahatsız ediyor diğerleri. Ben daha çok küpeciyim. Ben de küpesiz. Küpe, kolye. Maçta falan. Maçta da mı takıyorsunuz böyle küpeler, kolye? Evet. Daha ince bir şey. Şans kolyeleri oluyor genelde. Var mı uğurunuz böyle maça çıkarken? Mutlaka şunu takarım. Var. Bir uğurlu hareketiniz var mı? Totem olarak. Totem. Var yani ya, herkesin. Eskiden vardı, benim de bayağı yok. Mesela atıyorum İpar'ın 5000 çeşit tokası var. Uğurlu evet, toka denen bir şey var onda. Uğurlu tokası var onun. Yani böyle renkli renkli bir sürü tokam var. Mesela benim, her maç başka takarım. 5000 tane var çıt çıt dahil böyle. Böyle çıt çıtlar. Benim şeyim var. Saç dikim var mesela. Böyle sımsıkı olmak zorunda ve bir tel bile çıkmayacak oradan böyle kuaför yapmış gibi. O yüzden 10 saat uğraşırım ben mesela. Spreyle böyle tık 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 mı yapıyorsun? Sprey ya da spreysi hiç fark etmiyor. Böyle sımsıkı olacak, bütün gerilecek böyle sımsıkı olmak zorunda kuaför yapmış gibi. Çok vaktim alıyor. Benim totemim o mesela. Benim biraz daha garip. Ben ayakkabımı falan giyerken hep önce sağ ayağımı falan giyiyorum böyle. Sahaya önce var. Sağ ayağımı. Aynen. Ruj var. O bende genelde hep hayatta var. Önce ayakkabımı sağ ayağımı giyerim. Çok maçlarda daha çok oluyor. Milli takımda da vardı zaten maça başlamadan önce bir totemimiz. Böyle hepimiz ısınmadan sonra artık hakem düdüğü çalacak. Hepimiz ortaya toplanıyorduk. Böyle çember oluşturuyorduk. Suden Az işte orta oyuncumuz bizim. Şey diyordu hani what time hani ne zamanı diyordu. Biz de game time deyip ayaklarımızı vuruyorduk. Yere vuruyorduk böyle. Çok böyle. Hangi ayak ayağınız? Sağ. Hep sağdır. Aynen. Hep sağ ayak. Klasik. Böyle uyarıyoruz birbirimizi sağ ayağınla gir. Sağ evet bak sağ ayak. Ya o vardı ya çocuk. Babaannem bana çok derdi çocukta. Size de derler küçükken miydi böyle büyükleriniz? Çok diyor. Yani şey sağ ayağınla çık, sağ ayağınla gir. Sol ayak aynen. Sahaya yani. Hep ilk gün mesela yani normal hani ikinci, üçüncü günü belki geçeriz ama turnuvaya başladığımız ilk gün mesela sahaya gireceğiz antrenman için. Hepimiz sağ ayakla gireriz. Hepimiz. Aa bir de şey var. Ne var? Mesela ikiye bölünüyor ya fileden dolayı. Diğer sağ bir de bu sağ. Mesela biz ilk maçımızda bir sağda oynadık. Orada onu kazandık. Biz hep o tarafa geçeriz. Diğer tarafa geçmeyiz her maç başında. Aynen. Evet. Onu yapabiliyorsunuz yani o tarafa geçip. Erken geliyoruz direkt eşyaları bırakıyoruz. Gelemesek bile şey oluyor. Kura atılıyor. İşte servis mi atmak istiyorsun sahamı? O mesela bana sorulduğu zaman diyebilirim ki o sahaya geçmek istiyoruz. Sonra yer değiştirdim. Ki yapmışlığı da Yapmıştım. Peki çok sevdiğiniz böyle sempatik bulduğunuz hakem var mı? Yani onu gördüğünüz zaman ay yaşasın dediğiniz oluyor mu? Yani milli takımda zaten bizim hakemimiz bize hiç de gelmiyor. Milli takımda zaten çok farklıdır da o. Onun dışında tanıdık simalardan bizim daha çocukluğumuzdan beri çalışmaya devam eden var. Sevdiklerimiz var. Var aynen. Tabii ki de. Yani bugün maçta hakem şuymuş diye. Evet. Daha böyle olur. Sempatiyle baktınız. Tabii var yani. Aynen. Tanıdık sima olarak biz de tanıdığı için artık isim olarak hitap etme şekilleri var. Ama tabii şey değil hani. Bu sayı bize gelsin tarzında. Hayır canım öyle bir şey demiyorum. Ya şimdi siz de bu hemen yani nasıl bir olayı şeye getirdiniz nepotizme ya. Bitti mi bizim süremiz ne oldu? Peki gelsin o zaman hadi üçünün.
başla. Şimdi İpar'cığım, ilk iki cümleyi sen yüksek sesle okur musun lütfen? Gözlerini kapatıp sadece oyuna bakarlar. Antrenörlerin ve birbirlerinin gözlerinden anlarlar. Çağla 16 yaşında tek başına eve çıktı. Dile yorumları okumayı bırakamıyor. Lütfen kötü şeyler yazmayın. Çağla'cığım senden rica edeyim son cümleyi. İpar bazen Deniz'le konuşur, korkmayın. Ama o kadar ruhsuz okudunuz ki şu anda var ya. Nasıl okuyacaktım? Yok neyse tamam. Ya neyse idare eder ya. Sizi mi kırdım? Şarkı söyleyin affedeyim okumu. Çok mu sahtekar bu? Bakışa bak. Ay sen böyle bak var ya hiç. Hiçbir antrenör sana bir şey söyleyemez. Bak söylüyorum sana Lila. Bakışından aleyler çıktı. Ya ben sözümü nereyim hiç yapar mıyım böyle bir şeyi? Yok. Yapar mıyım hiç? Ya başarılarınız daim olsun. Hayat size hep güzellikler getirsin. Sen bundan sonra hiç yalnız kalma annem. İnşallah. Çok mutlu olun. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim.